güneş dediniz, zararlı dediniz. Gerçekten güneşin bir faydaları var, bir de zararları var. Evet. Birçok cilt hastalığında faydalı yönleri var güneşin. Örneğin bize başvuran hastalarda sedef hastalığı dediğimiz hastalık, akneler, sivilceler, atopik dermatitler, egzamalar bunlar güneşli dönemde azalıyor. Ama buna karşın o kadar fazla zararı var ki faydalarını bir yerde yatsımak gerekiyor. Yani güneşle aramızı mesafeli tutmamız gerekiyor. Şöyle yani ne kadarlık bir güneş var? Mesela sabahtan akşama kadar bakıyorsunuz tatile gidiyorlar. Günün en sıcak saatlerinde güneşin altında yatıyorlar. Bu nasıl olmalı? Yani dengeli bir şey. Tabii ki çok yanlış bir şey. Evet. Bronzlaşacağız, güzelleşeceğiz diye. Bir kere bu hanımlar ve beyler, yani o gördüğümüz bronz tenli insanlar, bir kere kendilerine en büyük zarar veriyor. İlerisi için yatırım yapmak istiyorlarsa ciltlerine, git çıkmamaları gerekiyor. Çünkü aging dediğimiz cildin yaşlanmasını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi güneş. Hem cildi kurutuyor, hem suyunu alıyor, hem elastik liflerin ölümüne kadar giden şeylere, zararlara sebep oluyor. Ha, bunlar estetik şeyleri. Çıkmayalım diyoruz. Bir de bilimsel tıbbi zararları var güneşin. Örneğin benler. Hepimiz biliyoruz vücudumuzda beni olmayan yoktur. Burada benleri ayırmamız gerekiyor. Herkes her beni olanı da korkutmayalım ama bir mesaj vermemiz gerekiyor. Evet. Beni olan kişilerin özellikle güneşle mesafelerini ayarlamaları gerekiyor. Daha çok açık renk tenli kişilerin, onun dışında da koyu renk beni olan kişilerin güneşle mesafelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz ki en önemli kanser türlerinden, en çabuk ölüme götüren kanser türlerinden bir tanesi vücutta bir cilt kanseri üzerinden gelişiyor. Bir ben üzerinden ya da bir renk hücresi üzerinden gelişiyor. Bunun adına malign melanom diyoruz. Evet. Malign melanom maalesef bir cilt hastalığı ve çabucak yayılıyor. İlk olarak akciğer ve kemik metastazları, kemik yayılmaları yaparak insanı 6 ay gibi kısa bir süre içinde ölüme götürebiliyor. Ama bunu uyaran nedenlerden en önemlisi de güneş. Tetikleyen nedenlerden en önemlisi de güneş. Neden güneş? Ne yapıyor güneş? Şöyle, travmalar, bir ben üzerine yahut bir renk hücresi üzerine travma yapıldığı zaman bu karakteri değiştirip işte bu melanom dediğimiz atipik hücrelere dönüşebiliyor. Güneş de en önemli, cilt üzerindeki en önemli travmalardan bir tanesi güneş. Ha, güneşten başka yok mu diyeceksiniz? Var ama çok daha az oranda. Mesela hanımların sütyen tokalarının altına gelen benlere çok dikkat etmeleri lazım. Gene çamaşır lastiklerimizin altına gelen benler. Bunlar hep mikro travma yerine geçiyor. Örneğin el, avuç içleri ve ayak tabanlarından, evet, tabanlarımız daha çok travmaya maruz kalan yerlerimiz. Ellerimiz ve ayaklarımızdaki benleri mutlaka bir dermatoloğa göstermemiz gerekiyor. İşte güneş de bunların en önemlisi, en fazla maruz kaldığımız şey. Bu tür cilt kanserlerinin en çok güneşte çalışan balıkçı, çiftçi gibi kişilerde görülmesi de bize bunu gösteriyor. Tabii ki sadece bunlarda gözükmüyor, birçok insanda gözüküyor ama güneş bu nedenlerden, yani bu tür cilt kanserlerini tetikleyen nedenlerin başında sayılabiliyor. Evet, çünkü siz daha iyi bilirsiniz hocam, ultraviyole DNA üzerinde hasar meydana getirebiliyor. Kesinlikle. T dimeri denen mutasyon oluyor. İşte mutasyonun zararlı etkisi, ondan da bu mükemmel sistemde bir hasar meydana geldiği için rastgele bir değişiklik, ondan da anormal hücre, kanser hücresi oluşuyor. Evet. Dolayısıyla çok uzun süre güneşte kalmak kanser riskini çok arttıran bir faktör. Son değil derece. Mi? Sadece evet, güneş demeyelim. Şimdi solaryumda moda, gençlerimiz çok gidiyorlar. Buraya da yine uyarmamız gerekiyor. Ha, çok seviyorlarsa önemli zamanlarında hani gitmeyin demiyorum ama saydığım gibi beni olanlar ve açık renkten olanlar güneş ve solaryumla mesafelerini çok iyi ayarlamaları gerekiyor. Ben şöyle diyorum. Hangisi daha zararlı? Solaryum mu, güneş mi daha zararlı? Vallahi şimdi söyleyeceğime şaşıracaksınız belki. Güneş bence daha zararlı solaryumdan. Çünkü solaryumda belli dalga boyunda ultraviyole ışınları var. Evet. Güneşte her dalga boyunda. Hele özellikle bu ozon olayını yaşadığımız günümüzde güneşin daha zararlı olduğu bir gerçek. Onun için ben güneşi şeyle tutuyorum. Saatlerini veriyorum. Her yerde söylüyorum. 11 ile 4 arası güneşe hiç çıkmayın diyorum. Bunun dışındaki saatlerde de mutlaka korunun diyorum. Nasıl korunacağız? Ya bir tişörtle çıkacağız. Ha, illa
serinlemek için denize gireceksek, denize girip çıktıktan sonra tişörtümüzü giyeceğiz ya da güneş koruyuculardan faydalanacağız. Ancak bunlar da çok sağlıklı olduğu söylenemez. İşte kiminin 5 faktörlü güneş koruyucusu, kimi markanın 25 faktörlüsüne tekabül edebiliyor. Öyle mi? O rakamlar güvenilir değil yani. Çok güvenilir değil. Bir standardı yok maalesef. Zaten ülkemizde üretilen bir güneş koruyucu yok. Hepsi dışarıdan geliyor. Bunları bence bir dermatoloğa, özellikle güneşle arası çok iyi olan yahut güneşe çıkması gereken mesleklerdekilerin bir dermatoloğa danışıp da daha bilimsel, daha içeriğini bildiğimiz şeyleri sormalarında fayda var diyorum. Evet. Ben.